İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün hidrobiyolog Levent Artüz ile birlikteyiz. Aynı zamanda programımıza çevre mühendisi arkadaşımız Murat Özbaşaran destek veriyor. Marmara Denizi'ni konuşacağız. Levent Bey, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Murat, sen de hoş geldin. Vallahi çok hoş gelmedik ama öyle olsun, peki. Evet, efendim ben şimdi Levent Artüz'ü kısaca size tanıtmak istiyorum. Hidrobiyolog, Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi, MAREM kısaltmasıyla bu proje yöneticisi. Bu projenin bütün detaylarına marem.org sitesinde ulaşmanız mümkün. Kitapları var Levent Artüz'ün. Türkiye Deniz Balıkları Fihristi, Türkiye Tatlı Su Balıkları Fihristi ve her yıl yayınlanan MAREM projesi Marmara Denizi'ne ilişkin çalışma verilerini yayınlıyor. Ve bunlara da yine çeşitli internet sitelerinden ulaşmak ve satın almak mümkün. Efendim MAREM, Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Proje ilk olarak Olav Asen ve İlham Artüz yöneticiliğinde Et ve Balık Kurumu bünyesinde 1954 senesinde başlatılmış. Söz konusu proje bir deniz için yapılmış en uzun soluklu izleme projelerinin başında geliyor. 1954 senesinden bugüne Marmara Denizi ve Boğazlar'da yatayda 50 adet istasyonda yaklaşık 25 adet parametrenin derinliğin el verdiği kesitlerde ki bu 50 santimle 1200 metre arasında değişiyor, ölçümlenmesi gerçekleştiriliyor. 1957 senesinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşuyla birlikte söz konusu proje periyodik bir hale getirilmiş ve 1982 senesine değin düzenli bir şekilde sürdürülmüş. 80'li senelerde bu araştırma enstitüsünün kapatılmasıyla birlikte projenin sorumluluğunu yine İlham Artüz Başkanlığı'nda İstanbul Üniversitesi Çevre Bilimleri Fakültesi üstlenmiş ve 80'li yılların sonlarına kadar yine düzenli bir şekilde sürdürülmüş. 80'li yılların sonlarından itibaren söz konusu proje yine İlham Artüz'ün yöneticiliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi, İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde devam ettirilmiş ve 1993 senesinde İlham Artüz'ün vefatı ile proje sorumluluğunu söz konusu periyodik ölçümlerin devam ettirilebilmesi amacı ile Levent Artüz ve Bülent Artüz devralmışlar. Onların çabaları ile kesintisiz olarak günümüze kadar devam ettirilmiş. 2005 senesinden bu yana da Sevinç Erdal İnönü Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen bir proje. Baktığımız zaman yıllardan beri inatla sürdürülen bir proje örneği. Hocam, Levent Hocam, ben bu notlarınızı gördükten sonra ve yapılan araştırmaların sonuçlarına baktıktan sonra hakikaten hayretler içinde kaldım. Çünkü senelerdir 1954'ten bu yana ki başlangıcı itibariyle bir devlet kurumu olan Et ve Balık Kurumu'nun desteğiyle yürütülmüş bir projenin bugüne kadar ısrarla ve inatla sürdürülmüş olması konusunda da size teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz Şehir Hepimizin programı olarak ve hakikaten ellerinize sağlık diyelim. Bugün sanıyorum yine siz alandasınız. Belki tatil gününüz ama neredesiniz ve ne araştırıyorsunuz? Bunu programımızın başında açıklayabilirseniz çok seviniriz. Evet, şu an itibariyle Tekirdağ Şarköy'deyim. Sokağa çıkma yasağı olduğu için dolaylı bir tatil diyelim buna. Genellikle Batı Marmara'da çalışıyoruz şu an itibariyle ama bu seneki olanaklarımız oldukça iyi. Çok çok süratli bir tekneyle, yani 50 mile kadar sürat yapabilen bir tekneyle istasyonlar arası rahat gezinme olanağına sahibiz.
Şu an itibariyle oşinografik ölçüm yapmanın imkanı yok Marmara Denizi'nde. Farklı fazlarda, farklı safhalarda müsilaj agregat ölçüm yapmayı engelliyor. Yani optik ölçümler yanlış çıkıyor. İşte yani en basitinden akıntı ölçümlerine bile baktığınız zaman, aynı sürat yaptığınız zaman trafik polisinin sizi yakaladığı sistemle akıntıyı ölçüyoruz. Biz yani süratini ve hızını, yönünü. Bunda bile müsilaj kütlesi bu tür ölçümlerin sapmasına neden oluyor. Ama onun dışında şu an itibariyle 6 Ocak'tan beri müsilajın olma evresinin önünde, çünkü 18-19-20 civarında müsilaj agregatın ana oluşma zamanı, bunun fazları, bunun hangi bölgelerde, hangi temel parametreler çerçevesince bu fazların, safhaların oluştuğu ve genel miktarı ve genel miktarının dağılımı ile ilgili oldukça yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Fırsat buldukça da işte izin verdiği ölçülerle de normal standart oşinografik çalışmalarımıza devam ediyoruz an itibariyle. Evet, kolay gelsin hocam. Hemen Murat'ın bir sorusu olacak. Evet, merhabalar hocam. Kolay gelsin benden de. Şimdi biliyorsunuz bu müsilaj sonucunda kamuoyunda Marmara Denizi gündeme geldi. Biz böyle bir felaket yaşadığımızda, depremde de görüyoruz, bunu Marmara'da da görüyoruz. Böyle bir felaket yaşadığımızda hemen bir kahraman ve de bir sihirli çubuk beklentisi içine gireriz. Oysa ki bu felaketin bugüne kadarki arkasında yatan nedenleri vesaireleri ve bunlarla ilgili yapılması gerekenleri hiçbir şekilde dikkate almayız. Onlarla ilgili şeyleri yapmayız, yapmamız gerekenleri yapmayız. Bu nedenle de siz tabii neredeyse hayatınızı verdiniz Marmara Denizi'ne. Dolayısıyla buradaki aslında oluşan bu eko dengeyi, deniz biyolojisindeki bu ekosistemi öncelikle bir iyi anlamamız gerekiyor ki bulmamız gereken bu kahraman var mıdır? Böyle bir sihirli çubuk var mıdır? Bunu o zaman arayalım. Bence bu beyhude bir çalışma, beyhude bir araştırma. Böyle bir şey mümkün değil ama öncelikle bizim buradaki Marmara Denizi'ndeki ekosistemi bir anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede siz bir konunun uzmanı olarak bu denge mekanizması nasıl çalışır, bunların aktörleri kimlerdir, bununla ilgili bize bir bilgi sunabilirseniz çok memnun oluruz. Evet, yani bu tamamen bir kitap hacminde anlatılması gereken bir olgu. Ama oldukça kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. İlk önce bizim, yani ne yazık ki bu, yani ilkokul, ortaokul gibi müfredatımızda olmayan bilgi, denizlerin ne olduğunu, en basitinden denizlerin üç boyutlu bir ortam olduğunu bile öğrenmeden bugüne geliyoruz. Bu tabii çok ciddi anlaşılmakta, yani denizlerin anlaşılmasında ve denizlerin anlatılmasında çok ciddi olarak problem yaratıyor. Özellikle de Marmara Denizi. Şimdi Marmara Denizi diğer denizlerden çok farklı olan bir yapı. Hatta bunu Akdeniz ile Karadeniz arasında iki çok farklı, yani birbirlerine taban tabana zıt su kütleleri arasında bir genişleme olarak da kabul edebilirsiniz. Çok genç bir deniz. Yani 2500-3000 senelik oşinografik geçmişe sahip. Yani jeolojik oluşumu tabanın çok daha eski olsa bile içindeki bugünkü yapının oluşması bilemediniz bundan 3000 sene evvelsine dayanıyor. Bu. Ama diğer denizlerden de çok ciddi farklılıkları var. Yani dünyada örneği olmayan bir su kütlesine sahibiz. Mesela diyelim, bunlardan birincisi bütün dünya denizlerindeki akıntılar dünyanın dönüşünden, yani Coriolis gücünden oluşurken Marmara Denizi'nde Karadeniz'in fazla gelen su bütçesinden dolayı doğrusal yönde, yani hem Karadeniz Akdeniz yönünde hem de Akdeniz Karadeniz yönünde yoğunluk farklılıkları, ona da geleceğim, oluştuğu iki tane akıntı sistemine sahip olan bir deniz. Tabii bunun içinde bunun karışımından oluşan, bunun ikincil, yani sekonder akıntı sistemlerinin de
beraberinde olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çok karmaşık bir şey. Hakikaten bunu anlatmak için ciddi anlamda bir kitap yazmak gerekir. Bu birinci örnek. İkincisi, şimdi iki farklı su kütlesini, yani daha doğru bir tanımla iki birbirine taban tabana zıt olan denizin üst üste yer aldığı bir denizden bahsediyoruz. Yani 1019 civarında bir tuzluğa sahip olan Karadeniz suyu üst tabakayı oluştururken 1038-39 tuzluluğa sahip olan Akdeniz suyu da alt tabakayı oluşturuyor. Ve bunun arasında da interfaz, yani bir ara yüzey, ince bir ara yüzey bu ikisini ayırıyor. Yani burada bir gradyent biçiminde azalan değerler değil, inip clean dediğimiz, yani belirli bir tabakadan sonra düz olarak inen değerler söz konusu. Bu oksijen dağılımında da, temperatürde de, salinitede de hepsi. Ve dünyanın, yani bunlar için bu değişim alanlarına clean adı verilir. Yani termoclean, haloclean veya oxyclean. Yani sıcaklık tuzu. Dünyada bir tek Marmara Denizi'nde bu üç termoclean, haloclean ve oxyclean de aynı seviyede. Yani bu sistemden dolayı. Bunun dışında üst taraf, yani üst su kütlesi dediğim gibi Karadeniz'den 1018-19 tuzlulukla Boğaz içinden girdikten sonra aşağı yukarı 26-27 tuzlulukla, 28'e kadar varabilen zamanda tuzlulukla Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne gidiyor. Yani iyi bir karışım söz konusu içeride. Aynı şekilde Akdeniz'den, yani Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne girip, yani büyük bir, yani şöyle söyleyeyim, bir kabın içindeki cıva gibi düşünün. İlk önce çukurları doldurduktan sonra belirli bir seviyeye gelip Boğaz içine ulaşan su da aşağı yukarı 38-39 binde tuzluluklarla Çanakkale Boğazı'ndan girdikten sonra aşağı yukarı işte binde 32'lere kadar düşen bir tuzlulukla İstanbul Boğazı'na geliyor. Yani Boğaz içine geliyor. Şimdi burada tabii çok ciddi de kısıtlamalar söz konusu. Üç tane dev çukurumuz var Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın oluşturduğu. En doğuda olan 1272 metre, ortada olan 1100 metre ve 950 bin metre arasında da en batıda olanı. Tabii bunlar da kısıtlamaları oluşturuyor platolarıyla birlikte. Fakat en önemli kısıtlamayı Boğaz içinin çıkışındaki eşik tabir ettiğimiz bir yükselti oluşturuyor. Aynı eşikten Üsküdar önünde bir tane daha var ve yani darvesi Çanakkale Boğazı'da dikey yönde bir kısıtlama oluşturuyor. Yani şöyle düşünün, eşik, yani boğaz içinde olan eşik L'nin kenarı. İçine Akdeniz suyunu doldurduğunuzda ancak bu kenarı aşabilen miktar Karadeniz'e ulaşıyor. Yani o da çok az bir miktar. Yani Çanakkale Boğazı'ndan giren suyun ortalama olarak %10'u ulaşır Karadeniz'e. Yani bu da yanlış prezente edildi, bu konuya döneceğiz. Ondan sonra üst su kütlesi atmosferle temasından dolayı oksijen kazanabiliyor. Yani dalga hareketleriyle, işte çalkalanmayla, birçok sebeple. Ve aynı şekilde o atmosferle olan ilişkisinden dolayı 4 derece ile 29 derece arasında bir sıcaklığa sahip olabiliyor. Böyle bir geniş yelpaze. Ama alt su kütlesi Çanakkale Boğazı'ndan girdikten sonra Marmara Denizi'nin içinde bütün sene boyunca ve oldum olası 14.2 derece ortalama sıcaklığa, sabit sıcaklığa sahip. Hiç değişmiyor. Ve ihtiva ettiği suda çözülmüş oksijen de ancak Akdeniz'de kazanmış olduğu kadar, yani eksiliyorsa eksilerek gidiyor. Şimdi bunun gibi, aynı şekilde yine söyleyeyim, yani çok bunun gibi farklılıkları Çanakkale Boğazı ve Boğazı içiyle diğer denizlerden. İşte Mora Yarımadası'yla Yunanistan arasındaki eşikle Akdeniz'den. Süveyş Kanalı ve Cebel Tarık Boğazı ile okyanuslardan kısıtlama halinde olan bir su kütlesi ve bir tarafında neredeyse tatlı su diyebileceğimiz bir su kütlesiyle çok tuzlu olan bir su kütlesi arasında bağıntı, ki canlılar sürekli olarak tatlı su kütlesine gitme eğilimindedirler. Bu yüzden biyolojik bir koridor.
Aynı şekilde alt su kütlesinde Akdeniz formları, üst su kütlesinde Karadeniz pontik formlarının olduğu çok enteresan bir su kütlesi. Aynı şekilde alt tarafta dar sıcaklık ve tuzluluk aralıklarına tolere edebilen canlılar, yukarıda geniş tuzluluk ve sıcaklık aralıklarına tolere edebilen canlılar ve bunlar çok büyük bir mecburiyet olmaksızın bu iki kütle arasında değişim, yani gidip gelmeyi gösteremedikleri bir ortam. Yani daha çok uzatabilirim. Yani Marmara Denizi çok unik, kendine has, kendine özgü bir laboratuvar niteliğinde olan bir yapı ki şunu da söylemek gerekir. İçinden dünyanın en önemli fay hatlarından biri geçiyor. Ben jeolog değilim ama beni ilgilendiren kısmı gaz çıkışları ve burada sıvı çıkışlarıyla sıcak soğuk. Burada da kendine özgü biyotoplar taşıyan bir yapıya sahip yalnız ki. Bu 1989 öncesinde anlattığım genç, dinamik, sağlıklı, atlet artık ne derseniz laboratuvar niteliğindeki denizimiz idi. Marmara Denizi böyle bir şey. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii buradan şunu anlıyoruz. Dediğiniz gibi hem genç olması hem onun ötesinde bir de diğer yan faktör veya içinde bulunduğu faktörler itibariyle de son derece kendine has bir denizden bahsediyoruz. Tabii ki böyle bir deniz biz çevre mühendisleri olarak düşündüğümüz zaman, o bakış açısıyla baktığımız zaman da her alıcı ortam vesaire dediğimiz yere aslında oranın şartlarıyla yaklaşmak gerektiğini biliyoruz. Ama biz bunu galiba ülke olarak biraz atladık. Yani buraya kendine özgü bir deniz gibi bakmadık. Herhangi bir denizmiş gibi baktık. Kaldı ki orada bile hatamız var. Dolayısıyla bu noktada bir miktarda bir denizin içindeki ekosistemin nasıl işlediğine ilişkin belki sizlerden biraz daha bilgi alabiliriz. Bu konuda başımızın belası olarak gördüğümüz aslında müsilajın nedeni olan bakterilerin, protozoaların, alglerin vesairelerin aslında bu çevrimin içinde bir parçası olduğunu, bir aktörü olduğunu, ama şimdi onların biraz fazla cana büyüdüğünü, fazla cana domine ettiğini görüyoruz. Bu nedenle belki de bir ekosistemle ilgili, deniz ekosistemiyle ilgili bir çerçeveyi çizebilirsek, ondan sonra bizim buraya yapmış olduğumuz müdahalelerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu üstünde tekrardan konuşabiliriz gibi geliyor bana. İsterseniz buyurun, bir bu konuda da biraz derli toplu verdiğiniz bilgileri burada da verebilirseniz çok memnun oluruz. Şimdi şöyle almak lazım olayı. Doğa bir kere hep üzerine şiirler yazılan, işte harika, işte güzel, böyle şiirsi diyeyim tam anlamıyla bir yapı değil. Bir kere bunu iyice anlamamız lazım. Doğa acımasız. Doğa yolunda devam eder, yolunun karşısına çıkanları da sökülür gider. Şimdi belirli kurallar var. Bu kuralları da ben keşfetmedim. Yani bazılarına isim vermiş olsak bile, bunlar zaten hali hazırda olan fizik kuralları diye adlandırdığımız kurallar veya doğa kuralları diye adlandırdığımız kurallar. Şimdi temel olarak kirlenmenin 3 tane fazı var. 3 safhada incelenir. Birincisi, alıcı ortam olarak kabul ettiğimiz ortama kirletici unsurları boca edersiniz. Bu kirletici unsura dayanabilen türler kalırlar. Dayanamayan türler ya orayı terk ederler veyahut da ölüp giderler. Bu değişmez bir kural. Bu birinci safhası. Bu birinci safhayı biz 1989 senesinin Ekim ayında literatüre balık ölümleri olarak giren, ancak yani balık bir gıda ürünü olduğu için adı öyle olan, gerçekte tüm canlıların öldüğü, çok ciddi anlamda erozyona uğradığı olguyla biz bunu yaşadık. 1989 senesinin Ekim ayıdır. Hatta valilikler balık satışını, balık istihsalini falan yasaklamak zorunda kaldılar. Çok büyük bir oldu. Şimdi ikinci faza geldiğimizde, şimdi ortamda tür çeşitliliği azalmış oluyor tabii. Terk eden ve ölen türlerden dolayı. Ortamda tür çeşitliliği azaldığı zaman mevcut olan türlerin fert adetlerinde artış oluyor. Çünkü ortamda rekabet koşulları başta olmak üzere tüm koşul değişmiş.
Bizim bu 1989'dan sonra yaşadığımız Marmara Denizi'nin kıpkırmızı olması, Marmara Denizi'nin yemyeşil olması, deniz anası istilaları, işte Marmara Denizi'nde birçok türün yasaklanması, işte simge balıklar için kampanyalar yapılması, lüferimlerde işte yahut da küçük balık, büyük balık kampanyalarının yapılması. Yani bunların hepsi bu söylediğim olgunun birer basamakları. Ve her bir basamak eğer takip edilecek olursa, yani yarı bilimsel olarak, bir önceki basamaktan daha kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkıyor ki bu da doğaldır. Çünkü her basamak da aynı zamanda birinci faz olarak da etki ediyor. Bazı türleri ortadan kaldırıyor. Biz şimdi bu ikinci fazın içindeyiz. Esasında problem müsilaj falan değil. Ya da kırmızı sular değil. Şu andaki problem ve her zaman olan problem Marmara Denizi su kütlesinin kirletilmiş olması. Kirliliği de değil bakın. Kirletilmiş olması. Niye kirletildi? Demin anlattığım gibi Akdeniz'den gelip Karadeniz'e giden alt akıntı, Akdeniz kökenli alt akıntı ki demin de belirtmişim %10'u Karadeniz'e varıyor diye. Çok büyük bir cin fikirlilikle dendi ki zamanında biz eğer bu alt akıntıya atıkları arıtmaksızın deşarj yaparsak bu akıntı konveyör olarak tüm atıkları Karadeniz'e taşıyacaktır. Biz de bu atıkları bertaraf etmiş olacağız. Daha o zamanlar derin deniz deşarjı falan yok. Sonradan buna uyduruldu. Ve bu uygulama bütün karşı çıkmalara rağmen yapıldı. Hatta çok yani ironiktir. Belki o bile değildir. Yani bugün itibariyle. O zamanki İSKİ müdürünün bu kadar büyük bir proje gerçekleştirilirken mikroskobik canlıların ne önemi olabilir diye bir argümanını hatırlıyor. Ki başımıza dert olanlar mikroskobik hocamlar şu an itibariyle. Yani Marmara Denizi teammüden, yani ne anlama geliyor? Planlanarak, ne yapılarak? Derin deniz deşarjı diye bir icat çıkartılarak alt akıntıya. Sonra bunlar kanunlarla, yönetmeliklerle legal hale getirilerek, bu teşvik edilerek, bu aklanarak ki yani uzun zaman Marmara Denizi'ni biz kirletmiyoruz, Tuna kirletiyor argümanı altına saklanılarak Marmara Denizi teammüden öldürüyor. Şimdi bizim yaşadığımız o ölünün üzerinden olan diğer olgular ki büyük bir sürede aynı bir ölümden sonraki sakalın çıkması, gözyaşının akması gibi biz olan olguları ah Marmara Denizi ölmemiş işte yaşıyor gibi algıladıktan sonra bugün ki çoğu yerde söyleniyor hani yüzümüze vuruyor diye. Ben ona da inanmıyorum. Çünkü 3 gün sonra bu unutulacak. Bundan sonraki felakette yine aynı şeyler konuşulmaya başlanacak. Yani Marmara Denizi dediğim gibi teammüden öldürüldü. Müsilaj hiçbir şekilde gündem olabilecek bir olgu değil. Esas ana olgu Marmara Denizi su kütlelerinin palyatif yöntemlerle kirletilmiş olmaz. Evet. Ben burada hemen Murat'a bir soru sormak istiyorum Levent Hocam. Şimdi hep konuşuyoruz derin deniz deşarjı diyoruz ve bunun dışında mevcut bütün kirletilmiş olan alanların yani sadece tabii ki bu Marmara Denizi ile sınırlı değil. Türkiye'nin birçok yerinde benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Ama biz arıtma dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Şimdi şöyle aslında anlamamız gereken şey gayet basit. Bir kere çevre mühendisleri neresindedir bu işin diye bakmamız lazım. Aslında çevre mühendisleri insanoğlunun doğaya, demin hocamın anlattığı gibi doğada var olan bu dengeleri en az hatta hiç etkisinin olmaması için bir görev üstlenmiş olması gerekir. Ne demek bu? Biz maalesef faaliyetlerimizle, insanoğlu olarak faaliyetlerimizle doğayla mücadele ediyoruz. Aslında doğayı içimize sindirmiyoruz. Oradaki dengeleri, oradaki tüm reaksiyonları kendimize bir kılavuz olarak almıyoruz ve
onunla mücadele ediyoruz, onu yenmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Demin hocamın söylediği gibi aslında bu müsilaj da sonuçta doğanın kendi içinde bir denge kurmaya çalışmasıdır. Ve bunu kuracaktır, emin olun. Ama belki biz bu dengenin içinde olmayacağız. Bizi öldürüp de bu dengeyi kuracak olabilir. Virüs de böyle bir şey, pandemide yaşanan bu virüs de böyle bir şey. Dolayısıyla çevre mühendislerinin bakış açısının aslında şu olması gerekiyor. İnsanoğlunun verdiği zararları sıfırlamak, hadi yapamadığınız minimize etmek ve sürdürebileceğimiz kadar da doğayla barışık bir şekilde yaşamak. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman derin deniz deşarjı bir yanlış algılamadır. Ben çok net olarak ifade edeyim, benim bitirme tezim de derin deniz deşarjıdır. Biraz da ironiktir bu anlamda. Çünkü bir öz eleştirmidir bu. Kesinlikle öyle. Çünkü biz o zaman derin deniz deşarjının bir arıtma metodu olduğunu düşündük. Emin olun bugün bunun doğru olmadığını çok net olarak söyleyebilirim. Şimdi hocam da burada hemen üstünden çok hızlıcana geçelim. Derin deniz deşarjı neye dayalıdır? Aslında siz bir ortama, yani bir alıcı ortama ne kadar verebilirsiniz, bir kirletici? Derin deniz deşarjının şeyindeki mantık bu. Mantığı budur, evet. Yani ben Marmara'ya ne kadar verebilirim ki Marmara bunu kendisi özümsesin, kendisi mekanizmalarla bu kirliliği yok etsin. Fakat bir kere bunu yaparken, hadi bunu yapmaya karar verdiniz, bu doğru bir şey değil ama bunu yapmaya karar verdiğinizde de o zaman hocamın yapmış olduğu bu unik dediği kendine özgü şeyle ilgili bütün parametreleri, ki bu mümkün değil, bütün parametreleri dinamik modellerde vesairede koyacaksınız, sonra yapacaksınız. Şimdi bunların yapıldığına hiç düşünmüyorum zamanında ve derin deniz deşarjını bizim o gün bulmuş olduğumuz bir cin fikir olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sadece burada bulunmadı. Aynı zamanda burada bir çözüm olarak düşünülmedi. Aynı zamanda diğer Ege sahillerinde de düşünüldü. Oysa ki derin deniz deşarjındaki mantığın şu olması lazım. Arıtıldıktan sonra verilecek bu suyun etkisi ne olabilir diye bakmanız gerekir. Bugün siz Marmara Denizi'ne bambaşka bir kaynaktan tertemiz bir su bile olsa bunu verdiğiniz zaman bile burada siz ekolojik sistemi değiştiriyorsunuz. Acaba buna hakkınız var mı? Bunu verdiğiniz zaman ne olacak? Buna bile bakmanız gerekiyor. Derin deniz deşarjındaki aslında seyrelme, üç boyutlu seyrelme vesaire dediğiniz şey, bu tamamen oraya verdiğiniz bu suyun niteliği temiz bile olsa, içme suyu bile olsa hiç fark etmez. Bunun bu denize neler yapabileceğini orada görmenizi sağlar. Ama maalesef bu Marmara'da bu o kadar kolay değil. Çünkü gerçekten Marmara'daki mekanizmalar herhangi bir dinamik modele konacak nitelikte, basitlikte kesinlikle değil. Bilmiyorum hocam katılır mı? Bu nedenle derin deniz deşarjı bizdeki uygulamasıyla biz bunu şimdilik halının altına süpürüverelim uygulamasına başka bir şey değildir. Ben dua ediyorum, iyi ki o dönemde biz madem ki bunu Karadeniz'e gönderiyorduk bu suyla, katı atıkları da onun içine koyup göndermemişiz. İyi ki, yani onlar da gidermiş demek ki. Burası öyle bir süpürülecek bir yer değil. Biz Marmara Denizi'nin ekonomik değerini ya da ekonomik bir bakış açısıyla bile yanlış yapıp Marmara'yı bitirmişiz. Oysa ki Marmara'nın bitirdiğimiz değerini ben bugün hesaplayabilecek bir ekonomist de tanımıyorum. Buna da ayrıca da bir program yapabiliriz. Ayrı bir program diye düşünüyorum. Şimdi bizim açımızdan çevre mühendislerinin şunu yapması gerekir. Biz önce doğaya saygı duymamız lazım. Ve de insan faaliyetlerinin bu doğaya saygı duyarak en aza indirilmesi için, hatta sıfırlanması için neler yapabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Bizim görevimiz budur. Eğer öyleyse o zaman derin deniz deşarjı kavramını hepimiz oturup bir kez daha düşünmemiz lazım çevre mühendisleri olarak. Arıtma tesisi nedir
meselesine hemen cevap vereyim. Lütfen. Arıtma tesisi, evet hocamın da dediği gibi, yani sadece bir ön arıtma yapıp, bunun da adı arıtmadır. Ama sadece ve sadece içindeki kaba parçaları tutup, içindeki diğer organik, inorganik vesaire hiçbir kirliliği bertaraf etmeden, sıfırlamadan denize verdiğiniz zaman bunun adı arıtma bile denmemesi gerekir. Bu sadece arıtmanın bir ön fazıdır. İkinci fazı ise buradaki organik, inorganik vesaire her türlü kirleticinin arıtılması için uygulanacak olan bir prosestir. Üçüncüsü ileri arıtma. Bunlara da netlik getirmek lazım. İleri arıtmada aslında zararı yokmuş gibi görünen bir takım nütriyentlerin, azot, fosfor gibi nütriyentlerin de arıtıldığı bir arıtmadır. Biz çevre mühendisleri olarak arıtma dediğimiz zaman alıcı ortama verdiğimiz suyun oraya hiçbir etkisinin olmayacağını düşünerekten hazırlanmış bir arıtmadan söz etmek zorundayız. Biz de öyle yapıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan arıtmaların tırnak içinde bazıları ön arıtma, bazıları yarım arıtma, bazıları biyolojik, bazıları ileri arıtma diye nitelendirildiğinde Marmara Denizi'ne hakkımız olmadan ciddi anlamda kirletmişiz, kirlilik vermişiz ve sonra da müsilaj niye başımıza geldi diye düşünüyoruz. Maalesef hatamız ve suçumuz çok. Evet. Hocama bir soru. Tabii. Bir sorun daha olacak sanıyorum. Ben evet. arada bir şey söylemek isterim. Lütfen hocam, yani buyurun. Söyledikleriniz çok doğru. Murat Bey'in dile getirdikleri de çok doğru. Yalnız burada bir şeyi karıştırmamamız lazım. Bu yapılanlar derin deniz deşarjı da değil. Bu yapılanlar o ad verilen bir akıntının taşıyıcı bant olarak kullanılarak atıkların bir noktadan bir noktaya taşınmasını sağlamak. Yani atıklar karakterinde bir değişiklik olmuyor. Atıklar sadece yer değiştiriyor. Bu yani öngörülen cin fikirle. Yani bu ondan da kötü. Şimdi ne yapıldı? İlk olarak işte Haliç'in kuzeyine ve güneyine iki tane kolektör yapıldı. Yani toplayıcı kanallar. Haliç'in suları bunda toplandı. İlk uygulama olarak yani kirletici unsurları toplandı. Yeni Kapı'dan Ağırkapı önlerinden işte Marmara Boğaziçi girişinde Marmara Denizi'ne basıldı. Karadeniz'e gidecek diye. Hatta burada katı atıklar da var. Çünkü bu sadece 10 santimlik eleklerden geçiyor. Yani 10 santimlik elekten geçebilen katı atıklar da dahil. Yatak yorgan hariç. Yani evet. Onlar gitmiyor bir de. Şimdi bu tamam. Ama yani bu bir kentin bir bölümünün atıklarıydı. Sonra bu yaygınlaştı. Hadi bu da oldu. Marmara Denizi öldürüldü. Ama şimdi başka bir problem var. Dünyanın en kirli olarak kabul edilen akarsuyu. Ergene Nehri. Kuşaklama kolektörleriyle toplandı. Bunlar 50 kilometre bu kirletici unsurlar taşınarak Tekirdağ'dan 47 metreden Marmara Denizi'ne yine aynı kafayla, aynı düşünceyle Karadeniz'e gider umuduyla Aralık ayından beri basılıyor. Eğer bu devam ettiği takdirde yani bu kadar büyük bir kirletici yük, bu artık patent çözümü gibi içinde hangi kimyasalların olduğunu bilmediğimiz ancak bakanın itiraf ettiği dediği tuz sorununu ve renk sorununu halledemedik dediği ki tuzlar, arsenik, siyanür tuzları ve benzer türevler. Renk sorunu da hadi boyar maddeleri bir kenara bırakıyorum. Ciddi anlamda bulanıklık ki Marmara Denizi'nin sıcaklığını arttırıyor. Aynı güneşin altına koyduğunuz koyu renk kaptaki su gibi. Yani bu iki tane problemin çözülemediği ama esasında hiçbir problemin çözülemediği ve aynı zamanda da ağır bir kimyasal kirlilik olan bu büyük miktardaki deşarj. Dediğim gibi bu kirleticiler 50 kilometrelik bir yol kat ettirilerek Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne basılıyor Aralık'tan beri. Hatta şu anda yaşadığımız müsilajın boyutlarını ve dağılım ve çokluk boyutlarını belirleyen de bu Ergene Derin Deniz Deşarjı oldu.
Buna benzer bir olay olacaktı. Fakat bunun olmasını sağlayan bu Ergene Derin Deniz Deşarjı'dır. Bakın yine Ergene Derin Deniz Deşarjı diyoruz. Değil. Esasında bu alt akıntının konveyör olarak kullanılıp Karadeniz'e taşınma düşüncesi. Ama öyle bir şey olmuyor. Yani eğer iki ay daha, yani bu devam ettiği takdirde Ergene'nin deşarjı, biz Marmara Denizi'ni artık simsiyah ve bugüne kadar kendine zarar veren Marmara Denizi'ni artık çevresinde oturan karadaki bizlere de zarar verir halde göreceğiz. Yani şu anda Araf'tayız. Her an durdurulması gerekiyor. Eğer iki ay daha durdurulmadığı takdirde artık ondan sonra durdurmanın da hiçbir anlamı kalmayacak. Evet. Hocam, aynen katılıyorum söylediğinize. Demin benim söylemek istediğim, derin deniz deşarjını hakkıyla bile yapsak, ki bizim bu hakkıyla yapmak da ne demektir o da ayrıca tartışılır. Ama Marmara Denizi'ne yaptığımız derin deniz deşarjı da değil. Dediğiniz gibi buradaki şeyi halının altına süpürmek. Halı dediğimiz yer de Karadeniz. Yani deyin ki bu mekanizma, bu hidrolik fırsat tırnak içinde kullandık. Biz yaptığımız şey şu, Marmara'ya atmayalım da bunu öteki tarafa atalım, Karadeniz'e atalım demek. Kaldı ki ben yine bir soru olarak şey yapmak istiyorum. Bu noktada aslında iki tane birbirine karışmayan akım olsa bile biz alttakini bu şekilde kirletmeye hakkımız var mı? Yani o gidiyor dediğimiz zaman, yani o gidiyor ama biz sürekli de onu kirletmeye devam ediyoruz. Bunun da bir muhtemelen etkisi olacaktır. Oradaki gaz oluşumları, yeni kompleksler oluşumu vesaire herhalde, değil mi? Yoksa biz orayı tamamen birbirinden bir cam tabakayla ayırmışız. Buranın buraya hiçbir etkisi yok. Evet, karışmıyor ama sonuç itibariyle orayı da biz kirletiyoruz. Üst tarafı kirletmediğimizi varsayalım. Ki bu da doğru değil. Burada da bir etkileşim olmuyor mu? Yani tamamen Karadeniz'e göndermekle başımızdan kurtulabiliyor muyuz bundan? Bir kere %10'u Karadeniz'e gidiyor. Yani karışım olmuyor demek de hatalı. Evet. Çünkü fiziksel olarak karışım mevcut. Yani mesela Boğaz içindeki ayna sular karışımın en güzel örneklerindendir. Demin de söylediğim gibi, yani Karadeniz'den binde 18-19 tuzlulukla giren üst su kütlesi 26-28 tuzluluğa varıyor. Yani evet. Çanakkale Boğazı'ndan çıkarken karışım söz konusu. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'ndan binde 38-39 ile gelen Akdeniz suyu binde 36'ya, 32'ye kadar düştüğü yerler var Boğaz içinde. Düşerek gidiyor. Tabii ki karışım söz konusu. Çünkü alt akıntının ancak %10'u Karadeniz'e ulaşıyor. Geri kalanı, yani siz bir de seyretseniz de 32 senede, yani günde bugün itibariyle bütün Marmara Denizi'nde 10 milyon metreküpü aşkın bir atıktan bahsediyoruz. Ergene'yi falan katmadan, yani yakın zamana kadar olan. Şimdi bu kadar atıkla atığı seyretmeye kalktığınız bir su kütlesi de doğal olarak %10'unu değiştiriyorsanız siz, yani belirli bir süre sonra atıktan bile daha kirli olmaya başlayacaktır. Yani bu ciddi felaketleri, yani bunun anlaşılmaması, bu denizlerin karakterlerinin anlaşılmamasından veya bu yanlış karakterlerin özellikle yanlış prezentasyonundan geliyor başımıza ne geliyorsa. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Tabii bunun sonucunda da bence şöyle bir şey oluyor sanki. Biz bu mekanizmaları ve bu Marmara Denizi'ni, sistemini, ekosistemini, deniz biyolojisini vesaire çok da bilemediğimiz için, anlayamadığımız için veya bununla ilgili bizim sorumluluklarımızı anlayamadığımız için burayı sanki aslında dediğiniz gibi bir ön çöktürme tankı gibi kullanır haldeyiz bugüne kadar. Evet, yani bunu tabii bir de bir takım fikirler çıkmaya başladı. Oksijen verelim burayı diye. Şimdi ben onunla ilgili şöyle bir müsaadenizle bir örnek vermek istiyorum. Arıtma tesisi nedirle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Biz arıtma tesisinde ne tür prosesleri kullanıyoruz? Aslında doğada var olan prosesleri kullanıyoruz. Biz kendimiz yeni bir proses icat etmiş falan değiliz.
bir takım mikroorganizmalar yetiştiriyoruz. Bunların olabildiğince çok olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlara hava veriyoruz. Oradaki yaşamlarını, yaşam standartlarını en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz ki onlara vermiş olduğumuz bu insan faaliyetleri sonucundaki kirleticileri yesinler. Onları mikroorganizma tekrardan metabolizmalara çevirsin. Karbondioksite, oksijene, suya vesaire çevirsin gibi. Fakat tabii bu olabildiğince yoğun bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü bir tekstil fabrikasından çıkan atık su veya bir evsel nitelikteki atık suyu arıtabilmek için binlerce metreküplük tanklar yapmamız gerekiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman biz tabii eğer Marmara'yı da bir arıtma tesisi gibi kullanacaksak, onun altlarına difüzörler döşeyip sonra da bunları da şimdi birazdan söyleyebilirim. Vermemiz gereken oksijen miktarını, harcamamız gereken kilovatları, elektriği falan düşünürseniz bu bir kere mümkün olmayan, ütopik bile değil, son derece şey dışı, hayalperest bir davranış olur. Kaldı ki biz burayı niçin arıtma tesisi olarak kullanalım? Yani karada yapamadığımız arıtma tesislerini Marmara'da mı yapmayı düşünüyoruz diye bir soru geliyor insanın aklına. Bu tabii son derece yanlış bir bakış açısı. Toplanan müsilajlarla vesairelerle nasıl bir noktaya gelebilir bu iş bilmiyorum ama siz bu konuda yapılan çalışmaları izliyorsunuzdur şeyden. 10 bin metreküp, 20 bin metreküp müsilaj toplandı deniyor ama şimdi bu müsilaj aslında üremeye devam eden de bir şey. Yani şu anda üretim bitmedi, müsilaj üretimi diye düşünüyorum. Doğru mudur? Bu mekanizma devam ediyor yani, değil mi? Şimdi birincisi, en sonundan başlayayım. Yani bu mekanizma kayda değer bir şekilde devam etmiyor. Bu mekanizma oldu. Yani Mart ayında oldu. Yumurta Mart ayında kırıldı. Şu anda akıyla oynuyoruz. Yani onu ayrıca anlatırım. Şimdi öbür tarafa gelince, şimdi tartışmaya bile değmeyecek bir konu bu. Yani nasıl dile getirilir bilmiyorum. Bir kere birincisi, böyle bir şeye fizik kurallarına göre imkan yok. Çünkü gazların suda çözünebilirliği belirli fizik kurallarına bağlı. Özellikle tuzlu suda. Tuzlulukla ve sıcaklıkla ters orantılı olarak çözünür. Siz ne basarsanız basın, oksijeni de basın, neyi basarsanız basın. Ancak bu o su kütlesinin kabul edeceği miktarda çözünür. Bunun dışında bir şey yapamazsınız. Şimdi bir kere onları bir kenara koyalım, yani şeyleri. Bir şey yapmaya yeltenmek ve bir mantık gerektirir. Bir şey, yani onun için onun altında bir yapı olması gerekiyor. Birincisi, çok yanlış olarak tabir ediliyor. Oksijen basılmıyor, hava basılıyor. O havanın da %21'i oksijen. Diğer büyük bir bölümü de azot. Neden kurtulmak için yapılıyor? Azot ve fosfor dengesini düzenlemek için yapılıyor. Yani bir. İkincisi, Marmara Denizi demin de söylediğim gibi, yani 1272 metreye kadar olan derinlikleri olan ortalama derinliği yaklaşık 300, yani yuvarlak olsun diye söylüyorum, 300 metre olan bir derinlik. Siz 300 metreye hava basmaya kalktığınızda gereken atmosfer basıncını biliyor musunuz? Yani hani soru olarak söylüyorum. 300 bar. Yani hayır, 310 bar. Çünkü 300 barla basamazsınız, ikisi şey kalır. Şimdi bunun için gerekli olan, yani bunu bırakın, bir su kütlesini, Marmara Denizi'nin su kütlesini hesaplayın. Ben size söyleyeyim, yüz ölçümü belli, açın bakın. Derinliği de ben veriyorum, 300 ortalama, 300 metre ortalama. Bu su kütlesini sadece ve sadece 1 miligram litre, yani 1 litre suda 1 miligram arttırabilmek için gerekli olan oksijen miktarını oturun hesaplayın. 100 sene bütün fabrikalar çalışsa o oksijeni karşılayamaz. Yani bunun dışında velev ki bunların hepsini aştınız. Yani hepsini dediniz ki işte kanun çıkarttım, oksijen yani çözünecektir. Aştınız, bitti. Sizin orada çözündüreceğiniz oksijenin tümü
canlıların yaşamı için değil, oksidasyon için kullanılacak. Çünkü çok büyük bir miktarda kirletici yükü olduğu için. Şimdi o sonuçta, yani o oksidasyon sonucu olabilecek ürünlerle ilgili nasıl problemi halledeceksiniz? O da ayrı bir soru. Çünkü şu anda Marmara Denizi'nde 32 yıldır yapılan deşarjlar dolayısıyla çok ciddi bir sediment, çökelme sonucu sediment birikimi var. Sediment, doğa kendini koruyor. Yani sediment onu aynı yaranın üzerinde kabuk gibi şu anda engelliyor. Siz yukarıdaki miktarı, konsantrasyonu azalttığınız zaman, yani çok yoğun olan yerden az yoğun olan yere doğru akım şeklinde, bu sürekli şarj edecek suyu. Yani öyle bir imkanınız da yok. Bunun tek bir akılcı imkanı var. O da Marmara Denizi'ni alıcı ortam olarak kullanmamak, beklemek ki önümüzdeki 100 senede mi olur, 200 senede mi olur diye Marmara su kütlesini geri kazanmak ve belki yani Akdeniz'i, Karadeniz'i mahvetmediysek ki Ergene Derindeniz deşarjı devam ettiği takdirde, 2 ay daha devam ettiği takdirde Karadeniz'i kaybedeceğimiz kesin. Ege'yi de çok büyük risk altına sokacağız. Eğer kaybetmediysek buradan 1-2 tane de Karadeniz ve Akdeniz formu gelecek, kabul edilir minimum düzeyde bir denizimiz olacak. Yani yapılması gerekenler bunlar. Biz olayın yanlış yerlerinde dolaşıp yanlış şekilde kararlar veriyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Aslında program zamanımızı doldurduk, hatta biraz da açtık. O nedenle 3. fazı önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz 2. bölümde, bugün Marmara Denizi mi çökertme havuzu mu başlıklı programımızın ilk bölümünü izlediniz. Gelecek hafta, yani 5 Temmuz pazartesi günü 2. bölümünü gerçekleştireceğiz ve o 2. bölüme de hemen 3. fazla gireriz hocam. Ne dersiniz? Tabii. Çok teşekkürler. Hem size çok teşekkür ediyorum, hem Murat Özbaşaran'a çok teşekkür ediyorum. Efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da bugünkü programın devamında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.